Selam. Bugün size göstereceğim şey 4 aylık bir emek. 4 aydır saçlarıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Rengini açmaya çalışıyorum. Kesiyorum, ediyorum, bir şeyler yapıyorum. Ve son product bu artık. Muhtemelen bundan sonra devam edeceğim. Ama bu zamana kadarkiler artık bir video yapıp yayınlamak istiyorum ki sürekli bunu çekmekle uğraşmayayım. Eğer bunun devamını takip etmek isterseniz Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram'da illa görürsünüz ya da burada her videoda değişimi gözlemleyebilirsiniz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben bunu yaptığımda bayağı kafam karışıktı açıkçası. Selam. Ağzımda C vitamini şeker var, çok takılmayın. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben yaklaşık 5 gün falan böyle bir kaşınmaya başladım. Saçımı değiştireceğim. Şimdi önce kuaför baktım birkaç saat. Sonra kuaförlerin çok pahalı ve aynı zamanda çok böyle büyük de kötü saçlarını gördüm açıkçası. Ondan sonra kendi deneyimlerimi hatırladım kuaförlerle. Hiç iyi değil. Ondan sonra dedim ki eğer biri saçımı atacaksa bu ben olmalıyım. Saçıma kendim bir şeyler yapmaya karar verdim. Ama ne yapmaya karar verdim? Henüz böyle bir bilgi en azından bilinç üstüme ulaşmadı. Tabii ki sizi dışarıya götürmeyeceğim çünkü dışarıda şunu şöyle tutmaktan utanıyorum. Neyse. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Birazdan. Böyle bir deney yapmak istedim aslında ben. Bu projenin amacı buydu. Yani ben sürekli olarak saçlarımla oynayabileceğim bir deney olsun istedim elimde. Ve bunu da sağladım kendime. Nasıl yaptım bu saçları? Şimdi öncelikle Rossmann'dan bunları aldım. Kandıra biberleri de saçım için gerekli değil. Bakıyoruz. Evet. Bunu aldım. Bir saçlarımı açabildiği kadar açsın istiyorum. Zararsız bir şey. Dipten. Açabildiği kadar açsın. Şimdi bunu böyle aşamalı deneyeceğiz. Ondan sonra ben de şöyle bir şey karar verdim. Aşamalı falan yazıyor da bunun üstünde. Biraz düşündüm. Dedim ki ben de aşamalı ilerleyeyim. Önce saçlarımı böyle boy kesimi, kat kesimini yapacağım. Ondan sonra şununla bir güzel yapacağım nasıl yapılıyorsa. Bu arada bu sanki renk açıcılar. Bunu da yapacağım. Ondan sonra ertesi gün tekrar bununla yapacağım. Ya da işte 2 gün sonra ya da 3 gün sonra ne kadar sonra da yapılabiliyorsa. Ondan sonra tekrar bununla yapacağım falan filan. İyice istediğim açıklığa geldiğinde, gelirse umarım. Ondan sonra gidip bir tane böyle sevdiğim sarı ya da bir tane çok aşırı beğendim. Keşke o renk dursa ben de komple ona boyasam ve hayatım sonuna kadar öyle kalsa. Muhtemelen yetmez ama olsun. Neyse, onun adı da neydi? Buzlu sütlü kahve diye bir boya vardı. Galiba yine L'Oreal'in, emin değilim. Casting bir şey. Bayağı beğendim. Onun kapağındaki kızı çok beğendim. Ama ben de onun gibi durmayacağını düşünüyorum. Neyse, özün sözü. Bununla açabildiğim kadar açıp ondan sonra aralarına dediğimde çok sık böyle istediğim bir hani küllü kumral ya da işte sütlü kahve, buzlu bilmem ne gibi renklerden balaj yapayım diyorum. İlk başta önce bir şeyi denedim. Kestim zaten önce bir. Kakül kestim, saçın boyunu çok kestim. Şimdi uzadı gene bayağı. Ama bayağı bir kestim açıkçası o zaman. Ve bu beni önce böyle bir ilk mutlu ettiyse de sonrasında ufak bir depresif hissettirdi. Bunu da söylemek istiyorum. Çok kestim. Dayanamadım ve çok kestim. Ki sonrasında üzülmeyin. Saçınızı hem kesmek hem aynı anda boyamak biraz riskli bir iş. Çünkü bu sırada kendinizi double kötü hissedebilirsiniz. Yani birinden kötü hissetseniz birinden dayanamayabilirsiniz. Ama benim durumumda şöyle bir durum var. Ben kestikten sonra saçlarımdaki bu uçtaki sarılar çok rahatsız etti beni. Saçım çok koyu geldi bir anda kakül falan olunca. Sonra ben dedim ki ben bunları böyle dibe çok yakın bir ombre yapıp bir şekilde sarıya döndürmek istiyorum. Tabii ki sarıya dönmedi bugün de gördüğünüz üzere. En azından henüz. Ama olduğun renkten çok mutluyum. Aşırı mutluyum. O yüzden bu bir sorun değil benim için. Başta öncelikle kesimimi yaptım. Temizledim saçlarımı. Kırıklarımı aldım. Zaten çok sağlıklı bir saçım vardı. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Çünkü eğer olur da siz bunu yaparsınız ve sağlıklı değildir saçlarınız, o zaman zarar görebilirler. Yani bir profesyonel olmadığım için
Ve bunun kar amacı güden bir video olmadığı için bir şekilde sizi bu anlamda uyarmak istiyorum. Öncelikle bu L'Oreal'in Casting Sunkiss renk açıcı jelini kullandım. Öneriyor muyum? Bilmiyorum. Belki daha iyileri vardır. Onları da deneyebilirsiniz. Yani bu bir marka önerisi değil kesinlikle. Bayıldım mı? Bayılmadım. Ama onunla başladım, onunla devam ettim. Hep böyle indirimde yakalıyorum. Bir de böyle 16 liraya falan alıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Aldığım ürün sayısı yaklaşık 8 kutu. 7 ya da 8 kutu almış olmam lazım. Yani hidrojen peroksit kullandım sürekli olarak. 3 kutu da bundan aldım. 3 şişe. 13 liradan da bu tanesi. Ondan sonra zamanımdır, emeğimdir falan filan, su masrafımdır derseniz yine aslında normal bir boyaya göre belki pahalıya bile çıkabilir. Ama bu makine işi ombrelerden kaçmak istiyorsanız, ki ben öyle istemiştim. Belki seviyorsunuzdur, ona da bir şeyim yok. Ama böyle aynı renk, aynı ton ve aynı yerden başlayan milyon tane aynı fön çekilmiş hatunlar gördükten sonra ben onu istemediğimi düşündüm. O yüzden de kendi istediğim şeylere yaklaşmak için de yapabileceğim şey. Dedim ki bir kuaföre bu kadar para ödeyip de ondan sonra saçlarımı mahvetmelerini izlemektense kendimi affedeceğim dedim. Ve ben böyle başladım. Yani zaten kötü bir şey bekleyerek başladım ben. Ama elde ettiğim sonuç çok hoşuma gitti. Bu L'Oreal Sunkiss'ten önce kestiğim saça bir denedim. Dayanamayıp şuraya boyayı sürdüm. Ya boy... Rengini açmadı. Yani bir tık kırmış olabilir belki ama ben hissedemedim onu çok fazla. Çünkü zaten koyu kestaneydi saçlarım. Ondan sonra ben dedim ki bu pek böyle olmayacak. Böyle artık bir kutuyu bitirdim. Baktım açmıyor. 3 kere mi ne yaptım? 2 kere yaptım. 2 kere de bir kutu bitiyor bu arada. Ondan sonra gittim işte 2 tane boya aldım. Biri küllü kumral, biri de sarı. İkisini karıştırdım. Yarım yarım koydum. Ondan sonra bir ombre yapacak şekilde dipten, ama bayağı dipten. Ondan sonra elimle vıcı vıcı yaptım. Sonrasında hiçbir şey sarmadan 40 dakika beklettim saçlarımı. Yani saçlarıma zarar verecek, en azından çok zarar verecek bir şey yapmamış oldum. Kapatmadığım için saçlarımı içeride yanmadılar. Ondan sonra saçlarımın asla zarar görmeyeceği bir sürede çektim. Kutu üstünde 40 dakika yazıyordu. 40 dakikada çektim. Ki normalde o 40 dakika biraz daha ısıyla falan boyanıyor. Ve ben böyle bayağı soğuk bir günde bunu yaptım. Bu arada ben buna başladığımda 4 ay önce falandı. O yüzden havalar soğuktu. Ondan sonra... Bu işte çok az kırdı. Yani o kadar az kırdı ki saçımı, anlatamam size. Ve turuncu tonları çıkardı alttan. Aslında önce bir mutsuz oldum. Çünkü beklediğim boya çıktısı benim sarıydı. Yani ama öyle olmadı. Çünkü dediğim gibi çok üstünde durmadım. Ve kimyasallar saçıma karışmadan bir an önce yıkamak istedim. O yüzden de böyle oldu. Şu an için saçım böyle görünüyor. Birazcık... Brigitte Bardot vibe'ları var. Daha fazla tutarsanız daha fazla olur tabii. Ama ben saçlarımı doğal bir şekilde açmak üzerine düşünüyordum hep. Hep zarar görmeden açsınlar diye. Neyse öyle hızlıca bir boyama mevzusu geçti. Sonra üstüne bu L'Oreal şeyini aldım. 7 kutu üst üste bugüne kadar onlardan kullandım. Ve o sırada da 3 kutu da oksijenli suyla arada bir karıştırdım. Saçlarımın her yerini, diplerine dahil, her yerini böyle... Ona sürdüm, taradım. Ondan sonra saçlarımı kurutma makinesiyle ısıttım. Ondan sonra genellikle bu sürdüğüm işte L'Oreal Casting Glass şeyini sürdükten sonra her seferinde böyle uyumaya çalıştım onunla ya da işte biraz dolaşmaya çalıştım. Bir süre saçımda kalsın diye uğraştım. En sonunda yaptım ve son gördüğünüz görüntülerden sonra yıkadıktan sonra saçlarım böyle görünüyor. Şu anda gördüğünüz renk ben dışarı çıktığımdaki renk aynı olmuyor. Ya da işte başka bir ışıktaki renk aynı olmuyor. Ve ben bu açıkçası 3-4 tonluluğu çok sevdim. Bu beni çok mutlu ediyor. Böyle açık bir sarı, koyu bir sarı olabiliyor. Bal köpüğü gibi bazı ışıkta. Bazısında böyle bir açık kahve gibi gözüküyor. Bazısında kızıl oluyor. Kıpkızıl oluyor hem de. Deniz'de bir fotoğraf çekildim mesela. Kıpkırmızı saçlarım. Ve yani boyamadım saçlarım böyle Photoshop'ta falan. Kırmızıydı yani saçlarım. Bu tonların hepsi benim çok hoşuma gitti ve bunun saçlarımın bir şekilde hani zarar görmeden yaptığını bildiğim için içim de rahat. Saçlarım şu anda hani kendi kıvrımlarıyla kıvrılıyor ve çok hani bunun dışında saçlarımı da ısıda kullanmıyorum. Eğer saçlarıma nasıl bakıyorum tarzında bir video isterseniz zaten bunu yapabilirim ama
soran açıkçası bayağı bir insan oldu. Ben bu videoyu aslında yapmamayı düşünüyordum. Çünkü o görüntüler elimde birikti ve ben bunları montajlayamam diye düşündüm bir noktadan sonra. Çok uzun süre oldu çünkü. Ondan sonra dedim ki hani madem bu kadar insan istedi, elimden geleni yapayım en azından. Dediğim gibi ben bir profesyonel değilim. O yüzden ben sadece kendi yaptığımı anlatabiliyorum size. Eğer siz de böyle bir şey denemek istiyorsanız beklentilerinizi düşük tutun. Ama ben yolculuğumda gerçekten çok eğlendim ve hala eğlenmeye devam ediyorum. Ara sıra böyle tekrar açıp açıp saç renklerimi farklılaştırabilirim. Eğer bunları da görmek istiyorsanız takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.